Şimdi bize 3 tane terim vermiş Bu terimler pozitif terimli bir aritmetizin Artışık 3 terimidir O zaman mesela burası A1 olsun A2 olsun A3 olsun O zaman biz şöyle bir şey söyleyebiliriz A1 ile A3'ün toplamının yarısı A2 eşittir diyebiliriz Yani logaritma x tabanında 27 ile Logaritma x tabanında 81'i toplayıp 2'ye bölerseniz Neyi bulacaksınız arkadaşlar Logaritma 9 tabanında x'i bulacaksınız bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela üst tarafta tabanları aynı olan iki tane logaritmayı topladığınız zaman içleri ne yapmalısınız? Çarpmalısınız. Logaritma x tabanında 27'ye 3'ün kübü diye 81'de 3'ün dördüncü kuvvet diye yazın. Mesela bu 2'yi buraya çekin. 2 diye yazın. Mesela 9 yerine 3'ün karesi yazın. Sonra o 3'ün karesi buradan aşağıya gelsin. O zaman 2 bölü 2 logaritma 3 tabanında x yapsın. Daha sonra mesela bunlar gitti, ikiler gitti. Üst taraf ne yaptı? 3 üzeri 7 yaptı. Oradaki 7'nin kuvvetini öne çekerseniz 7 tane logaritma x tabanında kaç yapacak? 3 yapacak. Ne eşit? Logaritma 3 tabanında x'e. Şimdi bize ne soruyor? Logaritma 3 tabanında x'i soruyor. O zaman logaritma 3 tabanında x'e a derseniz o zaman burası ne yapacaktır? 1 bölü a yapacaktır. Yani 7 bölü a eşittir a'ymış. O zaman içler dışlardan a kare eşittir 7. A da buradan kaç geldi arkadaşlar? Kök 7 geldi diyebiliriz. O zaman logaritma 3 tabanında x neymiş? Kök 7'ymiş. x ve y birbirinden farklı sayma sayıları olmak üzere an bir aritmetik diziymiş. Bakın bununla ilgili soru çözerken de ben ifade ettim. Alt indisleri toplamları eşit olan terimlerin toplamları eşittir. Yani a13 ile a mesela 40'ı topladınız. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 53 mü? Atıyorum mesela a20 ile a33'ün toplamı eşittir. Bu ikisinin toplamı kaç yapsın? Yine 53 yapsın. Terim sayıları eşit olacak yalnız. Bunu baştan söyleyeyim. Yani sol tarafta mesela A4 artı A10 artı A17 yazdınız. Kaç yaptı? 27, 31 yaptı. O zaman A10 artı A11 artı A10'dur diyebilirsiniz gibi. Şimdi o zaman bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 9 artı 15, 24 mi yaptı? O zaman X ile Y'nin toplamında kaç yapmadı? 24 yapmadı. X ve Y birimler farklı sayma ise 12, 12. Hani çarpımları çok sınsın diye yakın seçersiniz ama 12, 12 seçemezsiniz. O zaman ne seçersiniz? 11 ile 13 seçersiniz. Çarpımları en çok kaç gelir o zaman? 143 gelir diyebiliriz. Buranın önemli kazanımı alt indisleri toplamları eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir olduğunu bilmektir. Şimdi bize iki tane sayı dizisi vermiş. Bir tanesi A en aritmet dizisi. 6 76 ortak farkı da 5. Bir de B en vermiş. B4 235 ortak farkı da eksi 9. Şimdi şöyle A en büyüyerek ilerliyor. B en aritmet küçülerek ilerliyor. Bize de diyor ki eşit olan kaç tane terim vardır diyor. Yani 5. terimleri eşittir demiyor da 7. terimleri eşittir demiyor da siz sayıyorsunuz işte. 76'ya ya 5'er 5'e ekliyorsunuz işte. 235'ten ne yapıyorsunuz? 9'lar 9'lar çıkarıyorsunuz. İkisinde de saydığınız sayıların adedini soruyor size. Şimdi önce hani bizim başlangıç noktalarımızı biz net karar verelim. O zaman A1'i bulalım. A1 dediğiniz şey A6'dan 5 tane R çıkarmakla mümkün. Doğru mu? Şimdi A 5 kere geri gelirseniz A1'e varırsınız. A6 kaçtı? 76 idi. 5 kere 5. 25 geri geldiniz demek ki A1 kaçmış? 51'miş. Şimdi bunu söyledik. Bu birincisi. İkincisi şöyle yapalım. Öbürüne bakalım. B1 ya da B4 eşittir. B1 artı 3 R'dir. Değil mi? Hadi buna da R demeyelim de K diyelim mesela. K'mız kaç? Eksi 9. O zaman eksi 27. B1. B4 de kaç arkadaşlar? 235. Doğru mu? O zaman biz 27'yi buraya atarsa kaç yapar? 262 yapar mı? Yapar. Demek ki b 1 de yani ilk terimiyle kaçmış? 262. O zaman bizim BN dizimizde 262'den daha büyük bir sayı yok. AN aritmet dizimizde de 51'den küçük bir sayı yok. O zaman şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimizde burası 51 olsun, burası da 262 olsun. Şimdi AN aritmet dizisi ne yapacak? Beşer beşer eklene eklene gidecek. Hep 5 5 büyüyecek. Burada BN aritmetisi de hep 9, 9, 9 azalarak gidecek. Hep de eksi 9 olacak değil mi? O zaman biz şöyle bir şey yapalım. 51'in üzerine biz 5'er beşer 5'er ekliyoruz. 5x diyelim. Sonra da 262'den ne yapıyoruz? 9'ar 9'ar çıkarıyoruz. Eksi 9 y diyelim. İşte bu eşitliğin sağlandığı kaç tane terim vardır onu soruyor bize. Mesela 9 y'yi sola atarsak ne yapar? 5x artı 9 y eşittir. 211 yapar. Şimdi bu eşitliği yakalamak isteyeceğiz. Bu şartları sağlayan kaç tane x y vardır? Bu arada x ve y'nin otomatikman hani ne olmalıdır? 3, 3'ünçlerim 7 7'inçlerim diye gittiği için pozitif doğal sayı olmalıdır. Bilginiz olsun. Kaç kere arttıklarınızın sayısı onlar. Ee, şimdi yeşile geçeyim. Şimdi bunda bir tanesini ilkini bulmak zor. Doğal sorusu kolay oluyor. Şimdi burası 5'in katı olsun istiyorum. O zaman mesela 6 ile biten mesela 9, 9 36. 36 çıkartırsam ne yaptı güzel kardeşim? 175 yaptı mı? 175 yaptı. O zaman buraya da 35 verirsek Tamam tuttu. Demek ki 51'in üzerine siz 35 kere 5 eklerseniz ne yapıyor? 175, 226 yapıyor. Aynı şekilde 262'den de 9 kere 4 çıkartırsanız ya da 4 kere eksi 9 eklerseniz o zaman ne yapacak? 36, 226 yapacak. Gördüğünüz gibi 226 sayısı 2 sayıcısında da var olan bir sayı. O zaman zaten ilkini bulmak zor. Daha sorusu kolay. Şimdi buradaki yaptığımız taktik TET taktiği aslında. Bu 5'in katı bu da 9'un katı ya. O zaman eşitliğin bozulmaması için sol taraf 45 mesela değer olarak 45 azalsın. Sağ taraf 45 artsın. O zaman burayı ne yapalım? İşte 5 katı 45 ekleyelim. 45 ekleyince yani burayı 5 arttıralım. 5 arttırınca burası kaç yapsın? 9 yapsın. Şimdi burayı 5 arttırdık. Burası total olarak değer olarak 45 arttı. Bunun da 45 artması için sol tarafın 9 azalması. Yani 26. Sonra bu, bunu 5 e daha arttırdım. 14. Bir 5 daha arttırdım. 19. İşte bunu 9 azalttım. 17. Bir 9 daha azalttım. 8. Bunu daha 9 azaltamıyorsunuz. Burada bittiği için bizim 4 tane bu şartı sağlayan neyimiz vardır arkadaşlar? Terimiz vardır diyebiliriz. Yukarıdaki şekilde soldan sağa ve 6 hücreli bir aritmetisi verilmişken aynı şekilde sağ tarafta da yukarıdan aşağıya doğru 7 hücreli bir aritmetisi verilmiş. Buna göre K artı M nedir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Biz sağa doğru da mesela sağa doğru R artı artı ya da azal azal nasılsa artık bir aritmetiz oluştursun. Buradan buraya da mesela ne olsun? Kullanılamayan bir harf ne olsun? P olsun mesela. Buraya da P doğru ilerlesin. Olur mu? Şimdi o zaman biz nasıl diyelim? 2'ye mesela Kaç kere artacağız? 1, 2, 3 kere mi artacağız? 3 kere R arttığınızda X'e varırsınız gibi. 2'ye mesela 2 kere artarsanız M'ye varırsınız gibi. Ne yapabiliriz? Cümleler kurabiliriz. Bir de mesela buraya varmak için kaç kere artacağız? 1, 2, 3, 4. Buraya gelmek için 5 kere artacağız. 2 artı 5 R yaptık. Doğru mu? Daha sonra aşağı doğru da P, P artacağız. 1, 2. 2 kere de P arttık. Nereye vardık arkadaşlar? 15'e vardık diyebiliriz. Mesela buradan böyle bir denklem çıktı mesela. 5R artı 2P eşittir. 13 diye bir denklem çıktı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir de 2'den X'e gitmenin, 15'ten X'e gitmenin şeklinde bir neler yapalım? R'ler kuralım. Mesela bir 2 artı 3R için X dedik. Bir de 15'in üzerine 1, 2, 3, 4 kere artarsanız. 15'in üzerine 4 kere P artarsanız. Nereye varacaksınız? X'e varacaksınız. Bu da ikinci bir ifademiz. O zaman ben buradan şöyle bir anlam çıkarıyorum. Bakın iki tane x sol tarafta ve sağ tarafta eşit. O zaman 2 artı 3r için 15 artı 4p'dir diyebiliriz. O zaman 3r eksi 4p için ne diyelim arkadaşlar? 13 diyelim. Ev baktık bunlar eşit çıktı. Bakın bununla bu aynı değere çıktı. O zaman diyelim ki 5r artı 2p eşittir 3r eksi 4p. 4p'yi sola aldım. O zaman ne oldu? 6P mi oldu? Aynen 6P oldu. 5R'yi de sağ attım. Eksi 2R oldu. O zaman R dediğin şey nedir? Eksi 3P'dir. Demek ki R dediğin şey eksi 3P'ymiş. O zaman şimdi şurada yerine yazalım mesela. 5 tane R. O zaman 5 tane eksi 3P artı 2P eşittir 13 ise eksi 15 eksi 13P eşittir 13 ise P'sini kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 1 bulduk. Demek ki eksi 1, eksi bir değişim miktarı var. Yani birer birer azalıyor. O zaman 15'te 14 mesela. K mesela 13 geldi gibi. K'yı çaktırma bulduk hemen. Mesela R'de eksi 3 P'de. O zaman R'de arkadaşlar P'si eksi 1 ise yerine yazarsak. R'de kaç gelir? 3 gelir. O zaman biz de 2'den 3'er 3'er artıyormuşuz. 3 arttık mesela kaç oldu? 5 oldu. 3 arttık ne oldu? 8 oldu. M'de neymiş? 8'miş. O zaman 13 artı 8 ne yapar arkadaşlar? 21 yapar diyebiliriz. X, Y, Z bir aritmetiğinin ardışık üç terimi. O zaman ardışık üç terimi ise şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ee, mesela A1 artı A3 bölü 2 eşittir. Değil mi? Medyan mantığıyla buraya A2 diyebiliriz. O zaman biz burada aynısını yapalım. Mesela X artı Z bölü 2 eşittir Y'yi verecek. O zaman X artı Z için ne diyelim? 2Y diyelim. O zaman bu ikisi 2Y'ymiş. Bir tane de burada y'imiz var. O zaman ne yaptı? 3y eşittir. 12 yaptı. 3y eşittir 12. Y o zaman kaç geldi? 4 geldi. Demek ki y 4'müş. O zaman x artı z kaçmış arkadaşlar? 2y o zaman 8 yapar. O zaman bir tanesini diğer cinsten yazalım. Mesela x var. Bir tanesi 4 var. Diğerinde mesela ne diyelim? 8 eksi x diyelim. Z dediğin şey ne yapacak? 8 eksi x yapacak. Şimdi burada ne demiş? 3'ünün çarpımı eksi 36. O zaman x çarpı 4 çarpı 8 eksi x için ne diyelim? Eksi 36 diyelim. O zaman şunu e, şununla şunu sadeleştirelim. Eksi 9 yapsın. E, 8 x eksi x kare eşittir. Eksi 9 hepsini sağ tarafa attık. x kare eksi 8 x eksi 9 eşittir 0. x buradan ya 9'dur ya da kaçtır arkadaşlar? Eksi 1'dir. Şimdi bizim terimlerimiz kaçtı? x y z idi değil mi? x y z x y z idi. Hatta z içinde şey diyebiliriz. 8 eksi x diyebiliriz. Ve y'sini de kaç bulduk aslında? 4 bulduk. O zaman şunu da şuradan silleyip buraya da kaç yazalım? 4 yazalım. Şimdi x yerine 9 yazarsanız bu 9, bu 4. Burası eksi 1 gelir. Ya da eksi 1 yazarsanız eksi 1, 4. Eksi 1 yazınca 9 gelir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır demiş. O zaman en küçüğü kaçtır arkadaşlar? Eksi 1'dir.